Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kayseri'de CHP İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Özer, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri CHP Kadın Kolları Başkanı, Kayseri CHP Gençlik Kolları Başkanı, ilçe başkanları başta olmak üzere vatandaşlar ve davetliler katıldı. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer şu ifadelere yer verdi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkemizin bağımsızlığına, cumhuriyete, demokrasiye kavuşmasında öncülük görevi gören Cumhuriyet Halk Partisi tarihinden aldığı güçle yoluna devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 9 Eylül 1923'te önce Halk Fıkrası adıyla kurulmuştur. 1924 yılında Cumhuriyet Halk Fıkrası, 1935 yılında ise Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır. 1927 yılında Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik ve laiklik Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 temel ilkesi olarak benimsenmiştir. 1935 yılında ise devletçilik ve devrimcilik ilkeleri de eklenerek partimizin ilkeleri 6'ya çıkarılmıştır. Partimizin amblemi olan altı ok bu ilkeleri simgelemektedir. Evet, sorumluluğumuz büyük. Çünkü İstiklal Savaşı'nı başlatan kadro Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucularıdır. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi, kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyeti kuran, Türkiye'yi çağdaş uygarlıkla buluşturan ülkesinden doğan partimiz, kurulduğu günden bugüne bütün zorluklara rağmen asla pes etmeyerek ülkesi, halkı için çalışmış, mücadele vermiştir. Bugün de aynı ruhla mücadelesine tüm örgütleriyle devam etmektedir. Değerli dostlar, sevgili vatandaşlar, zor günlerin içerisinden geçiyoruz. Cumhuriyetin değerlerinin yok edilmek istendiği, Cumhuriyetin kurduğu kurumların talan edildiği bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne yazık ki bugün ülkemize baktığımızda ülkemiz aydınlığa değil, karanlığa, adalete değil, adaletsizliğe, liyakate değil, yandaşlığa, üretime değil, tüketime, barışa değil, düşmanlaştırmaya, birleştirmeye değil, ötekileştirmeye, halk için değil, rant için anlayışına hapsedilmek istenmektedir. Halkımız beceriksiz yönetim nedeniyle umutsuzluk iklimine hapsedilerek gün geçtikçe çaresizliğe sürüklenmektedir. Mevcut AKP iktidarı da bu kötü gidişata dur diyenleri baskı, korku politikasıyla susturmaya çalışmaktadır. AKP'nin amacı sorgulamayan, her dediğine evet diyecek bir biat toplumu oluşturmaktır. Bugün gelinen noktada basın özgürce yazamamakta, üniversiteler korkusuzca düşünememekte, yargı ise AKP'nin elinde bir sindirme sopası olarak kullanılmaktadır. Vatandaş konuşursam, fikrimi söylersem başıma bir şey gelir mi endişesi yaşamaktadır. Hızını alamayan AKP zihniyetinin bu çağ dışı, antidemokratik düşünce yapısından Gazi Meclisimiz de nasibini almıştır. Meclisin iradesine ipotek koyan AKP, ben yaptım oldu anlayışıyla ne yazık ki devletin önemli kurumlarını da bu anlayışla işlevsiz hale getirerek sorun çözmekten çok sorunlar yumağı haline gelen bir sistem inşa etmiştir. Adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri kaos sistemi ile ülkemiz bugün hedeflerinden gün geçtikçe uzaklaşmakta. Adalet, ekonomi, sağlık, eğitim, turizm, kısacası her şey, her şeyden anladığını sanan, bilimsellikten uzak, tek adamın iki dudağı arasına bakmaktadır. Tek adam sistemiyle de bugün ne yazık ki Türkiye, her alanda çıkmazın içindedir. Vatandaş, ekonomik sıkıntı içerisinde yaşam mücadelesi verirken, tek adam ve yandaşları, ballı, şatafatlı, lüks içinde yaşamaktadır. Millet açken onlar tok, gençler işsizken onlar ballı ballı işler yapmaktadır. Alın teriyle çalışanlar aylık askeri ücretlerini bile zar zor alırken AKP yandaşları ikişer, üçer, beşer, onar maaş almakta pudralı sefalar sürmektedir. AKP düzeninde hesap verirlik, adalet, şeffaflık ve ahlaki değerler yok edildiği için yapanın yanına da kar kalmaktadır.
sevgili dostlar, söyleyecek çok söz var. Söylemeye devam edeceğiz. Alınacak çok yol var. Almaya devam edeceğiz. Gidilecek çok yol var. Gitmeye de devam edeceğiz. Ülkemizi AKP'nin karanlık dünyasına asla hapsetmeyeceğiz. Mafyanın, rant kafasının, hukuksuzluk havasının bu ülkede hüküm sürmesine, vatandaşın daha fazla ezilmesine, umutsuzluğa sürüklenmesine asla izin vermeyeceğiz. Mülteci oyunu ile ülkemizin geleceğine dinamit koyulmasına da hep birlikte karşı duracağız. Her fırsatta sınır namustur diyerek hatırlatacağız. Emperyalist oyunlara, tuzaklara teslim olan bu sorumsuz yönetim anlayışının bizi biz yapan değerleri yok etmesine bazıları gibi seyirci kalmayacağız. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu nedenle önemi de görevi de büyük. Bizim sorumluluğumuz var. Bazıları gibi canımız istediğinde çizgimizi değiştiremeyiz. Bazıları gibi bol bol gömlek değiştiremeyiz. Bazıları gibi beyaz görünüp düşüncede siyah olamayız. Bazıları gibi ranta, menfaate teslim olamayız. Sevgili dostlar, kıymetli vatandaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevi devletin egemenliğini, yurttaşların refahını ve özgürlüğünü sağlamaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevi yurtta barış, dünyada barış içinde toplumsal dayanışmayı sağlamaktır. Altı okun yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin amacı Türkiye'yi çağdaş bir devlet yapmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin amacı halkı mutlu, huzurlu ve üreten bir ekonomi inşa etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal adaleti, eşitliği, ifade özgürlüğünü Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in yeniden demokrasiyle taşlandırılması, her türlü ayrımcılığın, ötekileştirmenin ortadan kalkması için mücadele eder. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran parti olarak ülkenin aydınlık geleceği için halkımızla birlikte buluşmaya ve bu amaçlar doğrultusunda yol almaya devam edecek. 1923'te yakılan bu meşalenin ışığında üreten ve paylaşan bir anlayışla halkımızla, örgütümüzle bir arada güçlü bir şekilde iktidara yürüyoruz. Bugün ayrışma günü değil, biliyoruz. Bugün Cumhuriyet'in değerlerinin yanında buluşma, bir arada güçlü durma günüdür. Buradan halkımıza sesleniyoruz. AKP'nin oluşturduğu bu açlık, bu yoksulluk, bu adaletsizlik, bu umutsuzluk iklimi kader değil. Gelin Cumhuriyet'in cevk çınarının altında ülkemiz için buluşalım. Ekmeğimize, aşımıza, geleceğimize göz koyanlara karşı duralım. Hep birlikte umutlarımızı, geleceğimizi, değerlerimizi çalanlara, doğamızı talan edenlere, yalanları meslek edinip yıllardır aldatanlara, kandıranlara karşı sessiz kalmayalım. Artık kaybedecek zaman yok. Hak, hukuk, adaleti her alanda hakim kıralım. Bu duygu ve düşüncelerle 98 yıldır hiç dinmeyen coşku ve kararlılığımıza yol açan, bize bayrağı teslim eden, başta benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir diyerek sorumluluğumuzu bize her daim hatırlatan kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere en üstten en alt kademeye kadar partimiz için emek vermiş herkesi saygıyla anıyorum. İktidar yolunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Halkımızla birlikte nice yıllara. Doğum günümüz kutlu olsun.